Dolayısıyla sizin bir kabahatiniz yok ama sizin oylarınız sayılırken ve bir takım garip işler oldu, acayip işler oldu, şaibe karıştı ve nitekim Yüksek Seçim Kurulu da bütün bu durumu değerlendirerek seçimin sahibi olması sıfatıyla yenilenmesine karar verdi İsmail Bey. Hı hı. Ama bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için de çok çabaladık. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bize yardımcı olmadı ve yenilenme yönündeki talebimizi kabul etmediler. Reddi yönünde karar aldırdılar. Dolayısıyla seçime gitmek mecburiyetinde kaldık. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi, o zaman hiç kimsenin kafasında bir tereddüt, bir şüphe kalmayacaktı ve bu şekilde de bir daha İstanbulluları 23 Haziran için yormayacaktık. Onların planlarını, yapacaklarını, hedeflerini değiştirmek zorunda kalmayacaktık. Şöyle tam bu konuyla ilgili olduğu için bu seçim murdar oldu gibi tanımlamalarınız evet. oldu. Oylar çalındı dediniz. Evet. Bu iddialarınızda ısrarlı mısınız halen? Evet, aynen iddialıyım. Çünkü bu seçimde oylar çalındı. Ne demek istiyorum? Ne demek istiyorsunuz? Oylar sayıldı. Sayılmaya başlandı. %10'u sayıldı. 29 binlerden 13.729'a düştü. Artısı eksi çıkarıldıktan sonra. Hı hı. Bu da gösteriyor ki geriye kalan %90 sayılsa bu seçimin sonucu değişeceği aşikar. Onun için İsmail Bey biz oyların tekrar sayılmasını çok istedik. Ve bu konuda da maalesef bir dirençle karşılaştığımız için saydıramadım. Oyları kim çaldı sorusu. Siz bunu söyledikten sonra gündeme geldi. Onu bulacak olan Yüksek Seçim Kurulu'dur.